narinim, narinlerim, 24 tutuklu, 19 gün aranan çocuğumuz, cinsel istismara uğrayan çocuğumuz. Lan niye çıkmıyor bu idam yasası? Senin de çocuğuna tecavüz edip öldürülebilirdi değil mi? Öz amcası tarafından. Niye çıkmıyor? Fransa Orta Doğu ülkelerinde eskiden tecavüzü işleyen suçluların ellerini ayaklarını bağlayan Fransız hükümeti organlarını sıçanlara yedirirmiş. Bizimkiler devletin içerisinde, devletin cezaevinde bizim vergilerimizle onlar yemekler verilerek besleniliyor. Eskiden karma cezaevi koğuşlarını alıp ağır mahkumlar tarafından öldürülüyorlardı. Şimdi ise devlet tarafından bakılıyorlar. İdam yasasının çıkmasını istiyorum ben. Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokrasi bir ülke, şeriatla yönetilen bir ülke değil, evet. Kaç tane narin bebek daha ölecek? Van'da 3 aylık bebeğe 5 tane adam tarafından tecavüz edilip erkek çocuğu da öldü. Annesine uyuşturucu verilerek 7 tane adam tarafından 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, öldürüldü. Ve sayamayacağım binlerce bebek, binlerce çocuk öz akrabaları tarafından, babası tarafından tecavüz edilerek hamile bırakılan kız çocukları gizlendi. Kadının bir tanesi PKK çocuğu diye elini... Ulan şerefsiz kadın, PKK çocuğu diye bir çocuk mu var? Çocuklarımız, onlar bizim geleceğimiz, ümitlerimiz. Rahmet Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü geldi gene aklıma. Bütün ümidim gençlerdir. Bütün bebekler, bütün çocuklar, bizim çocuklarımız geleceğimizse biz buna sessiz kalıyoruz. Sadece propaganda yapıyoruz, eylem yapıyoruz. Yasa ise hiçbir şey yapmıyor. Kaç ay yatıyor, birkaç yıl yatıyor. Yok o yasası, bu yasasından dışarıya çıkıyor. Narinlerimiz, Mehmetlerimiz ölmesin. Çocuk istismarları, hayvan, tavuğa tecavüz edilen bir ülkede yaşıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Şimdi bugün anası onun saçlarını örecekti, yakasını takacaktı. Belki bir kalemle, belki üç kalemle okula gidecekti. Belki ilerinin savcısı, hakimi olacaktı. Ama şimdi mezarda. Sebep tecavüz. Sebep 19 gün aranan bir kız çocuğu. Sebep kayıp aranıyor. Narinler ölmesin lütfen. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. İdam yasası gelsin tecavüzcülere. Saygılar Leyla.